Haberi merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi halde Suriye'de güvenli bölgeyi Türkiye'nin oluşturacağını belirtti. Bize yıllarca Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz diyenler, temenni ederim ki şimdi bu son verilen sözlerle bunu yerine getirirler. Bununla kalmıyor. Fırat'ın doğusundaki DAEŞ'li, PKK, YPG'li tüm teröristleri temizleme kararlılığımızı işte buradan, Erzurum'dan bir kez daha ifade ediyorum. Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz. Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye'nin bu çabasına lojistik destek vermesidir. Suriye halkını dünya teröristlerden ve rejimin zulmünden korumak üzere kurulan adı var kendi yok uluslararası koalisyonun böyle bir bölgeyi oluşturması da güvenliğini sağlaması da mümkün değildir. Yıllardır bize karşı teröristlerin safında olanlara böyle bir fırsatı vermeyeceğiz. Bölge halkının can ve mal emniyetine, haklarına, kültürüne, değerlerine saygı duymayan hiç kimseyle böyle bir yola girilemez. Birleşmiş Milletler'in de bu işe uygun bir kabiliyeti olmadığını dünyadaki pek çok örneğe bakarak görüyoruz. Suriye sınırlarımızda tesis edilecek bu bölgenin gerçek anlamda güvenliğini ve işlerliğini sağlayabilecek tek güç Türkiye'dir. Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumun uçurduğu sacın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi. Olay Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Narenciye mahallesinde meydana geldi. 13 yaşındaki Berivan Karakeçili ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu. Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu saç Berivan Karakeçili'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan Karakeçili için yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Berivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Berivan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna, ardından hava yoluyla Şanlıurfa'ya getirildi. Viranşehir'de 8. sınıf öğrencisi olarak okul okuyan Berivan Karakeçili'nin Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ne ailesiyle birlikte gittiği, Kumluca'da da ailesiyle birlikte portakal toplama işinde çalıştığı öğrenildi. Berivan Karakeçili'nin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Mezarlığa defin için gelen, aralarında kadınların da bulunduğu yakınları feryatlar yakarak gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan'ın dayısı Şeyh Mus Bağcı, yeğeni Berivan'ın ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işine gittiğini belirtti. Antalya Kumluca'da ölen kız benim yeğenimdir. Ondan sonra bunlar yılın 12 ay içerisinde tarımcısı olarak çalışmak gidiyordur. Bunlar 7-8 ay içerisinde oradadır. Ayrıca geçim kaynağımız bunlardır. İkincisi, yani bu söylemek istediğim şeyin çok büyük bir acıdır. Yani gencecik kız, sonuçta ölüm var ama
üzüntümüz çok büyüktür. Yani ailesi çok perişan, mağdur bir şekilde. Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Torun'un kayınvalidesi Naime Sakızcı hayatını kaybetti. Programımız sanaydı. Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Torun'un kayınvalidesi Naime Sakızcı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sakızcı dün akşam saatlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Naime Sakızcı için bugün cuma namazına müteakip tören düzenlendi. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Eyyubiye İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri, gazeteciler ve vatandaşlar, kayınvalidesini kaybeden Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'yu acı gününde yalnız bırakmadı. Allahu Ekber. Helal eder misin? Helal eder misin? Helal eder misin? Allah için namaza, peygamberimiz için salavata, meyyite için duaya, dört tekbirle uydum hazır olan imama değiliz. Hatun kişi niyetine rahimahallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. 6 çocuk annesi, 70 yaşında hayatını kaybeden Naime Sakızcı, Harrankapı Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Harrankapı Aile Mezarlığı'na defnedildi. Sakızcı ve Toru ailesi taziye ziyaretlerini Eyyubiye ilçesinde yer alan Şeyh Fatih Tekkesi'nde kabul edecek. Kanal Urfa ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine Yüce Mevla'dan sabırlar diliyoruz. Gaziantep'te kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada Suriye uyruklu 15 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Olay saat 14.35 sıralarında Gaziantep'in Vatan Mahallesi Fikri Paşa Caddesi Yedinoğlu Sokak'ta Suriyelilerin kaldığı bir evde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli aileyle bir başka Suriyeli arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 15 yaşında Hanen El Alevi isimli kız çocuğu hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Diğer yandan yaralanan 3 kişi ise hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada biri ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza öğleden sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Karacadağ Mahallesi'ne giden Seyfettin Güreli yönetimindeki 72EE 986 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Seyfettin Güreli ile araçtaki Besra, Hava, Sedat, Defne ve Sultan Güreli ile Hayat Arıkan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Sultan Güreli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda AK Parti Karaköprü Belediye Başkan aday adayları bir araya geldi.
Düzenlenen toplantıya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, Gülender Açanal ve Ahmet Akay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Polat, Eyyubiye İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve AK Parti Karaköprü Belediye Başkan adayları katıldı. Toplantıda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, adayların Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını dilerken, adayları ve tüm teşkilatın çalışmalarıyla 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarına inandıklarını kaydetti. AK Parti çatısı altında sizler de Karaköprü'ye hizmet etmeye aday olmanız ve bugün hep birlikte olmamız, aynı sofrayı paylaşmamız, yarın Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı kazananın Metin Baydilli değil, buradaki toplanan tüm arkadaşların, tüm aday arkadaşların olduğu anlamına gelir. Ben tekrar size teşekkür ediyorum özellikle. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü'deki adaylarının birlik içerisinde bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal da rekabetin kendilerinin arasına giremeyeceğini kaydetti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, önce memleket, önce millet dedikten sonra gerisinin teferruat olduğunu belirtti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ise AK Parti hareketinin ben değil biz merkezde olduğunu söyledi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Allah'ın takdirinin gerçekleşeceğini ve buna iman etmemiz gerektiğini dile getirdi. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, hizmete talip olan tüm adaylarını kutlayarak 31 Mart seçimlerinin önemini anlattı. Çizginizi, tarafınızı, safınızı belirlemeniz anlamında çok önemsiyoruz. Ama bundan sonra atacağınız adımlarda da birlikte olduğunuzun mesajını veriyorsunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Aksoy da davete katılan belediye başkanı adaylarına teşekkür ederken birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çalışacaklarını dile getirdi. Şanlıurfa'da 37 yaşındaki Süphan Kılıç arıza yapan otomobilini tamirhaneye götürdü. Tamirhane çalışanının bakımını yaptığı alt tüfeği kazara ateş alınca saçmalar Kılıç'a isabet etti. Ağır yaralı Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. 37 yaşındaki Süphan Kılıç arıza yapan otomobilini oto tamirhanesine getirdi. Bu sırada Kalfa 32 yaşındaki Yaşar Bey ruhsatsız al tüfeğinin bakımını yaparken silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kılıç'a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Kılıç ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kılıç Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Kılıç burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Süphan Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşar Bey ise polis ekiplerince gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana merkezi aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 9 ilde düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen FETÖ'nün sözde büyük bölge imamıyla ihraç edilen polislerin de içerisinde bulunduğu 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Niye böyle yapıyorlar? Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik Adana merkezli 9 ilde 23 Ocak günü operasyon kararı verildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik. Aralarında örgütün sözde Seyhan Büyük Bölge Eyalet İmamı MT'nin de bulunduğu 21 şüphelinin evi tek tek basıldı. Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda aralarında örgütün sözde Seyhan Büyük Bölge Eyalet İmamı ile meslekten ihraç edilen eski polisler, özel kurumlarda çalışan öğretmen, avukat ve ev kadınlarının da bulunduğu şüphelilerden 6'sının gizli iletişim programı Baylok kullanıcısı olduğu tespit edildi. Zanlılardan sözde imam MT, ihraç olan polisler FK, İÖ ve HB, eski öğrenci AO, polis ve asker okullarının AB'yi MAA,
FETÖ suçlamasıyla aranması bulunan EB adlı kadınla gözaltına alınan kadın şüpheli KŞ'ye ifadeler alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sözde imamla polislik mesleğinden ihraç edilmiş 2 zanlıyı tutuklarken 5 zanlı adli kontrol yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ...2019 yılının Göbekli Tepe yılı ilan edilmesi sonrasında Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, kente alınması gereken tedbirlerle yapılması planlanan uygulamalarla ilgili yıllık çalışma takvimi hazırlamak amacıyla turizmdeki tüm paydaş kuruluşlarla bir araya geldi. Bütün hepsini kayıt altına alacağız, sizin sözlerinizi. Burada iki tane de raportör arkadaş var. Yurt içi ve yurt dışından gelecek yerli ve yabancı turistlerle turizmde patlama yaşayacak olan Şanlıurfa'da konuklara yönelik sunulacak hizmetlerin en iyi şekilde yapılması için atılması gereken adımların ele alındığı toplantıda tüm paydaşların görüşlerine yer verildi. Konuklara gastronomi anlamında tüm zenginliklerin sunulması, şehrin tanıtılması, kültür mekanlarının yol haritasının çıkartılması, taksi hizmetlerinin düzenlenmesi, lokanta ve benzeri restoranlarda hijyen hususu konusunda eğitimlerin verilmesi, otel ve turizm işletmelerinde yatak kapasitesinin artırılması gibi tüm hususların değerlendirildiği toplantı iki oturum şeklinde yapıldı. İlk oturumda tüm paydaş kuruluşlar görüşlerini sunarken, ikinci oturumda ise görüşler yine ortak kararlarla değerlendirildi. Kararlar ışığında oluşturulan Göbekli Tepe yol haritası raporu ise Şanlıurfa Valiliğine, milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve ilçe belediye başkanlıklarına sunulacak. Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, amaçlarının 2019 yılını en verimli şekilde değerlendirmek olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 Göbekli Tepe yılı ilan etmesi, Göbekli Tepe yılı çalışmalarında neler yapabiliriz, neler edebiliriz, daire başkanımızla bir çalışma yaptık. Daha sonra da bu çalışmayı paydaş gruplarımızla paylaşmak, aynı zamanda onların da kıymetli fikirlerini almak üzere bugün Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde bir toplantı düzenledik. Toplantımız iki aşamadandı. Sabah bütün paydaşlarımızın düşüncelerini, fikirlerini aldık. Öğlenden sonra da bir değerlendirme toplantısıydı. Bu anlamda Halilye Belediyesi'ne, Eyüpiye Belediyesi'ne, Şutso'ya, Borsa'ya, Karacalar Kalkınma Ajansı'na, İl Kültür Müdürlüğü'ne, Harran Üniversitesi'ne, Kent Konseyi'ne, otel ve işletmesi yapan müessese müdürlerine, rehberler odasına, kısaca turizmin tüm paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Burada güzel, keyifli bir toplantı oldu. Bütün paydaşların önemli gördüğü, kritik gördüğü değerlendirme notlarını aldık. Kültür Daire Başkanlığımızın çalışma arkadaşlarımız bu çalışmaları değerlendirecek, raporu hazırlayacağız. Daha sonra raporumuzu başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımıza sunacağız. Bu çalışma programıyla birlikte 2019 yılını daha verimli, daha güzel geçirmek, şehrimizin hem tanıtımını hem de Göbeklitepe'ye gelen misafirlerin daha huzurlu, daha hijyen ortamında ağırlamak üzere bir toplantıydı. Ben özellikle Kültür Daire Başkanlığımıza, şube müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Güzel ve keyifli bir toplantıydı. Şehrimiz için önemliydi. Önümüzdeki haftalarda değerlendirmeyle ilgili çıkan notları kamuoyuyla paylaşacağız. Şanlıurfa Akçakale Karayolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Şanlıurfa Akçakale yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Akçakale yönüne giden Hüseyin Girçek'in kullandığı 63ZH033 plakalı otomobil, karşıdan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63N3110 plakalı tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Girçek ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı Girçek, kaza yerindeki ilk müdahalesini ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin Girçek doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Girçek'in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Son 50 yılın en fazla yağışının düştüğü Adıyaman'da baraj ve göletlerin doluluk oranı %100'e ulaştı.
Su seviyesi Adıyaman, Şanlıurfa Karayolu'nun 10 metre yakınına kadar yaklaştı. 2017 yılı Aralık ayında metrekareye 41.4 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman'da 2018 yılının Aralık ayında bu rakam 369.1'e yükseldi. Yağış miktarı 9 kat arttı. Uzmanlar Adıyaman'a son 50 yılın en fazla yağışının düştüğünü kaydetti. Meteorolojik verilere göre 18 Ocak 1943 tarihinde metrekareye 117.5 kilogram yağış düştü. 12 Aralık 2018 tarihinde ise Adıyaman'ın Sincik ilçesine 104 kilogram yağış düştü. Adıyaman'da bulunan baraj ve göletler de yağışlar sonrası suya doydu. Çamgazi, Karahöyük, İncesu, Kınık ve Hasancık göletleri kış bitmeden tamamen doldu. Geçen yıl sulama mevsiminde doluluk oranı %33 olan barajlar, Ocak ayında %100 doluluk oranına ulaştı. 2 Ocak 2018 tarihinde Çamgazi Barajı'ndan çekilen görüntülerle yeni çekilen görüntüler karşılaştırıldığında da aradaki fark görülüyor. Baraj seviyesini gösteren ölçüm işaretleri bunun en büyük göstergesi. Geçen yılın Ocak ayında kuraklık nedeniyle doluluk oranı %7'ye kadar inen ve ölü hacim olarak değerlendirilen Çamgazi Barajı bu yıl tamamen doldu. Bölgede Şubat ve Mart ayında da yağış bekleniyor. Baraj ve göletlerde suların yükselmesiyle çevredeki araziler sular altında kaldı. Çamgazi Barajı etrafında bulunan ve yıllardır suyun ulaşamadığı bölgeler bu yıl sular altında kaldı. Su seviyesi Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nun 10 metre yakınına kadar yaklaştı. Ortalamaların üzerinde seyreden yağışların pamuk, mısır gibi fazla su gerektiren ürünlerde ciddi bir rekolte artışı sağlaması bekleniyor. Çiftçiler aşırı yağışlardan dolayı çamur olan arazilerinde nohut ekim mevsimi olmasına rağmen nohut ekemediğini ifade ediyor. Yağışlardan dolayı araziye girilmiyor. Yağışlardan dolayı buğday ve arpada kök ve kök çürüklüğü hastalıkları her seneye göre 3 kat risk taşıyacaktır. Önümüzdeki sezonda baharda pamuk olsun, mısır olsun, karpuz olsun çok iyi bir rekolte bekliyoruz. Çok iyi bir potansiyel bekliyoruz. Nohut ekimi yapılamıyor. Şu anda nohut ekimi sezonudur. Tarlalara girilmiyor. Sağlıklı işte şey olmadığı zaman, sürüm olmadığı zaman verim de alamayız yani, bu sağlıklı ürün de alamayız. Adıyaman'da 30 yıl boyunca havza ıslahı uygulaması projesi hazırlayan Yüksek Orman Mühendisi Suat Tekin, son 40-50 yılın en fazla yağışının olduğu bir mevsimin yaşandığını belirtti. Aşağı yukarı bütün barajlarımız, göletlerimiz %100 dolmuş durumda. Sadece Çamgazi Barajı'nda %95 dolulukla şu anda hizmet veriyor. İnşallah bu sene hem yeraltı su kaynakları açısından hem meyve sebze ve diğer tahıl üretimi açısından bol bir yıl geçireceğiz. Son 40-50 yılın en yağışlı sezonunu geçiriyoruz. Geçen sene sulama mevsiminden önce barajlardaki doluluk oranımız hemen başlamasına rağmen %33 oranındaydı. Bu sene Ocak ayında olmamıza rağmen %100 doluluk oranıyla hizmet vermeye hazırlanıyor göletlerimiz. Ülkemizin büyük kısmında etkisini gösteren kış şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilemesi karşısında gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tüm otobüs firmaları ve yolcu taşıma kooperatiflerinin katılımıyla Şanlıurfa Valiliği'nde bir toplantı yapıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Abdülkadir Başkaya, Şanlıurfa Otobüsçüler Dernek Başkanı Fuat Altun'la, Şanlıurfa Merkezli yolcu taşımacılığı yapan firmalarla, Şanlıurfa'da acentesi bulunan otobüs firma ve kooperatif başkanları katıldı. Katılımcılara alınan tedbirlerin tebliğ edildiği toplantıda konuşan Vali Er'in, yollardaki risklere karşı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla bazı hatırlatmalarda bulunmak istediklerini belirtti. Trafik güvenliği ve toplu taşımada can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde tedbirler alındığını kaydeden Vali Er'in, tebliğ edilen hususlar başta olmak üzere mevzuatta yer alan diğer düzenlemelere göre otobüslerin otogarlarda, yol kontrol noktalarında ve şok uygulamalar yoluyla tüm güzergahlarda etkin bir şekilde denetleneceğini belirterek, otobüs firmaları yetkililerinin, otobüs sahiplerinin ve şoförlerin bu hususlara titizlikle riayet etmelerini istedi. Yabancıların seyahati ve otobüs firmalarının çeşitli sorunlarının da istişare edildiği toplantıda,
Otobüs firmaları, sahipleri ve şoförlerine yapılan tebligatta şu hususlar belirtildi. Özellikle yolculuklarda istisnasız yol şartlarına ve trafik kurallarına uygun araç kullanmaları ve yolcuların emniyet kemeri takmalarının temin edilmesi, kış şartlarına uygun lastik kullanımı, hız, kırmızı ışık ihlalleriyle tehlikeli şerit değiştirme başta olmak üzere sürüş esnasında kural ihlallerinden kaçınılması, bu konuda şoförlere gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin firma yetkililerince yapılması, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, şoförlerin yorgun ve uykusuz araç kullanmalarının engellenmesi, şoförlerin günlük ve haftalık dinlenme sürelerine uyulması, 10 numara yağ olarak tabir edilen uygun olmayan yakıtları araçlarında kullanmamaları, kullandırmamaları, takograf cihazlarının usulüne uygun bir şekilde çalışır vaziyette olması ve mutlaka kullanılması, terminal ve belirlenmiş duraklar haricinde yolcu alınmaması ve yolcu indirme bindirme kurallarına riayet edilmesi, 4925 sayılı taşıma kanununda belirtilen yetki belgesi başta olmak üzere tüm yükümlülüklere uygun olarak faaliyette bulunulması, özellikle yabancı uyruklu şahıslar olmak üzere şoför dinlenme mahalline yolcu alınmaması, yabancı uyruklu şahısların yol izin belgelerinin bilet kesme işlemi öncesinde kontrol edilmesinin sağlanması. Adana'da otoyolda sürücüsünün kontrolünü yitiren tır refüjdeki aydınlatma direğine çarparak bir anda alev aldı. Tırın sürücüsü araç içerisinde yanarak can verdi. Olay Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. 47AV922 plakalı tır direksiyon hakimiyetini yitirince refüjde bulunan aydınlatma direklerine çarptı. Tırdan bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tırın sürücüsü ise yanarak kazada can verdi. Küle dönen sürücünün kimliği belirlenemedi. Sürücünün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücünün kimliği yapılacak DNA testinin ardından belirlenecek. Otoyol trafiğe kapanırken kaza enkazının temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kahramanmaraşlı 34 yaşındaki bir kişi kuyumcuda satmak istediği altın kolyenin sahte olduğu anlaşılınca polis tarafından gözaltına alındı. Olay öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın İsa Divanlı mahallesindeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Mehmet D. girdiği kuyumcuda yanındaki 9.25 gram ağırlığındaki altın kolyeyi satmak istediğini söyledi. İş yeri çalışanı yaptığı incelemede kolyenin sahte olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek Mehmet D.'yi gözaltına alan polis yaptığı kimlik sorgusunda Mehmet D.'nin daha önce de sahte altın satmaya teşebbüsten kaydı olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Mehmet Gül, Mehmet D.'nin altın diye satmak istediği ürünün gümüş olduğunu ve yaldızla kaplandığını belirtirken, iki gün önce başka birinin aynı şekilde yapılmış bileklik getirdiğini, ancak o an yoğunluktan dolayı sahte olduğunu anlamayıp altın değerindeki parayı dolandırıcıya ödediklerini söyledi. Mehmet Gül'ün şikayeti üzerine polis salı günü sahte bileklik vererek 1600 lira dolandıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ayarına baktık. Ayarı gümüş, altın suyuyla kaplanmış, patent, TC belgesi hepsi vurulmuş ama gümüş. Altın suyuna batırılmış, o şekil piyasaya sürüyorlar. Bugün yine tekrar aynı şekil, aynı patent, aynı gümüş, yine kaplama. Bu sefer de kolyesi geldi. Onun için artık kuyumcuların, bütün herkesin buna dikkatli olması lazım. Bugün tekrar aynı şahıs değil, başka bir şahıs, aynı ürün ama başka şahıs geldi. O da kolye satmak için yine aynı polisleri çağırdık, bilgileri verdik. Gaziantep'te önceki gün sabah saatlerinde Afinçayı üzerinde bulunan baraja dalış yapan dalgıç Mehmet Genç sudan çıkmayınca arama kurtarma çalışmaları başladı. 54 yaşındaki dalgıcın bugün öğle saatlerinde ise cansız bedeni bulundu.
Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan profesyonel su altı dalgıcı genç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akbayır mahallesinde yeni yapılan Afrin barajına tamirat işlemleri için dalış yaptı. İddiaya göre barajın 15 metre derinliğinde bulunan bir boru üzerinde tadilat çalışmaları için dalış yapan Mehmet Genç, sudan çıkmayınca baraj görevlileri alarma geçti. Geldiğimizde zaten dalış yapmıştı kendisi. Buraya geldiğimizde. Dalış yapmıştı. Yukarı seyir tepesinden bakıyorduk ya zaten. Ondan sonrasını hatırlamıyorum yani. Orada şey kırdap bitti. Bekledik bekledik. Çıkmadı zaten. Ne zaman daldı? Saat 9'a 5 kala. 9'a 5. Evet. Yetkililerin bilgi vermesi sonucu Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri olay yerine geldi. İki dalış yaptıktan sonra şahsa ulaşamayan ekipler sabah saatlerinde yeniden arama kurtarma çalışmalarına başladı. Jandarmanın çağrısıyla bölgeye gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı polisleri baraj gölünde yaptıkları aramada gencin cansız bedenine ulaştı. Mehmet Genç'in cesedi vinç yardımıyla yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından karaya çıkarıldı. Bu sırada baraj gölü kıyısında bekleyen 4 çocuk babası Mehmet Genç'in yakınları ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu. Mehmet Genç'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.